müziklerle sohbet devam ediyor. Müzisyenlerle sohbet devam ediyor. Şimdi aslında iki tane albüm sizlere tanıttım. Tanıtmaya çalıştım. Ama aslında bu albümlerin bir mutfağı var. Öyle kolay kolay da çıkmaz bu albümler. Ve ülkemizde bizim çok özel stüdyolar var. Neden bir de böyle hem müziği var aslında onun hem de benim için ismi söylendiği zaman stüdyosu aklıma gelir. Bunu da ben böyle yanımdayken söylemek istiyorum. Bırak diyorum İnancın. İnanç Eyüboğlu ile birlikteyim. Bırakın onun müziğini. Geçin siz onun stüdyosunu konuşun. Neden? Çünkü bugün Türkiye ile ve de Avrupa ile arkadaşım böyle başa baş gidiyoruz. Geçiyor. Eyvallah, da sağ olun. Yüreğine sağlık. İyi ki de bu işe girişmişin ediyorum. Diyorum ben. Sağ olasın, teşekkür ederim. Bizi konuk ettiğin. Ne teşekkür demek? Ederim. Kırmadığınız için ben çok mutluyum. Rica ederiz. Her zaman. Yılbaşında birlikte olacağız. Az önce de söyledim, pek çok konuğumu aldım. Böyle genç kuşaklardan aldım. Artık böyle yaşlar büyümeye başladı. Evet. Ve ben şunu yapmaya çalıştım. Az önce Enver için de aynısını söyledim. İşte Enver Ermetal kimdir ya da işte Berk Çomunoğlu. Onlar için birazcık tanıtın kendinizi dedim. Yeni kuşak. Biri 21 yaşında, biri 22 yaşında. Ama artık siz zaten İnancı Eyüboğlu'nu biliyorsunuz. Şarkılarını da dinlediniz ve stüdyosundan çıkan albümleri artık dinliyorsunuz. Benim için bugün, evet müziğini de yapacak arkadaşım ama işte müzik konuşacağım arkadaşlarımdan bir tanesidir. Ve şunu söylemek istiyorum. Klasik bir soru vardır. Çok sorar programcılar bunu. Tabii, buyurun. Şimdi müziğe nasıl başladınız? Benim inandığım tek bir şey vardır. Bir kere insanlar müzisyen olmak için dünyaya gelirler. Yani tabiri sanat. Caizse ana rahmine evet. Düştüğün anda artık müzisyen olacaksan müzisyensindir, ressam olacaksan ressamsındır ve birazcık da dirayetli durmak. Tabii birazcık değil, biraz fazla durduk biz. Bizim şimdi kendi anlatacak evet. Artık bu şu andan itibaren ben geri çekilirim çünkü. Gerçi bu yılbaşı programı bu. Olsun. Yani, İçin içinde müzik var, şarkını da dinleyeceğiz. Yani böyle olumsuz şeyler fazla hayır, konuşmak hayır. İstemem bugün. Onu ayrı bir günde konuşuruz senin. Bunlardan bahsetmek istemem. İşte yıllardır devam ediyoruz. Biliyorum evet. Gerek sahne hayatım, gerek evet. Stüdyo hayatımız, projeler, albümler. İşim biraz daha mutfağına çektim kendimi son 3-5 senedir evet, daha fazla. Evet, evet. Mausa'daki bizim abilerimiz diyelim, sanatçılara onlar görevlerini tamamladılar dediler ama... Değil. İşte tamam olması için bir albüme ihtiyaçları vardı. Hiçbirinin profesyonel bir albümü yoktu. Çok durduk güzel. Sırayla hepsine evet. Albüm yaptık birçoğuna. Kimler var İnanç? Kurultay Akbay var. Evet. Ona yaptık albümü. Enver Ermetal var. Son albümler. Son 6 aydan bahsediyorum yani. 6 ay 7 aydan bahsediyorum. Enver Ermetal'e yaptık. Hasan var. Hasan Softi var. Ona yaptık gene bir albüm. Böyle devam ediyoruz. Önümüzde başka projeleri var gene sürpriz. Sürpriz. Ama hayır şeydir. Eskilerden dediğimiz ama yıllarını müziğe vermiş. Ne güzel. Yıllarını müzikle yoğurmuş insanlara işte bunu da biz yaptık demeleri için. Güzel. Bir katkı sunmaya çalışıyoruz. Biraz bizden, biraz onlardan güzel bir şeyler çıkıyor ortaya. Güzel tepkiler alıyoruz. Çıkıyor. Ben yıllar önce bunu söyledim. Yani bu proje kafamda vardı. Evet. Yani Mausa'dan çıkıp Mausa'yı tamamlayıp ada geneline yayılmak evet. istedim. Yani bütün benim gözümde, benim gördüğüm, izlediğim, takip ettiğim, feyiz aldığım bütün güzel. İnsanlarla bir şeyler yapmaktır amacım. Bu parayla, tabii ki paraya ihtiyaç var ama mutlaka, parayla puldu mutlaka, falan değil. Bu başka mutlaka. Bir idealizmdir. Bunun için çalışıyorum son zamanlarda. Tabii sahne çalışmalarım, beste çalışmalarım da devam ediyor. Azalttın ama onları galiba biraz. Çünkü bu vakit tempoya yok. Vakit yok. Bu ya tempo vakit kalmaz. İçerisinde. Yani ya stüdyoda çalışacaksın, müzisyenlerle aranjeleri yapacaksın, sanatçılarla uğraşacaksın, production yapacaksın, klip de çekiyoruz, klip production'ını da yapacaksın, bunlarla ilgileneceksin. Ya da kendi bestelerini de aranje edeceksin, okuyacaksın, hangisi? Sahneye çıkacaksın. Çoluktur, çocuktur, tabii ki. Ailedir, hayat kailesidir. Olmaz olur mu? Memleketin şartları belli zaten. Çok doğru. Hangi birini yapalım? Bu kadara yetişebiliyoruz. Tabii bir yerden feragat etmek zorundasın. Evet. Karıştırdın, zihnimi dolaştırdın. Sönük gibi
yapıştın üstüme sen sermaye. İstemem başıma ne bulut ne de bir melek. Kavanoz ve balık, o balık benim işte. Sen de kavanozun dibinde pis bir sermaye. Sermaye. İstemem başıma ne bulut ne de bir melek. Kalamadım, hiç ayıkamadım. Anlamadım, anlatamadım, saçmaladım. Yuhalandım, yuvarlandım. Çalındım, çırpıldım, cinler girdi içime. Sermaye, sermaye. İstemem başıma ne bulut ne de bir melek. Başıma ne bulut ne de bir melek. İstemem başıma ne bulut ne de bir melek. İstemem başıma ne bulut ne de bir melek. Bu yüzden biraz albümlerimizi, kendi bestelerimi birazcık daha böyle geri plana ettim ama kendime de bayağı bir sözüm var. Bence bayağı de. Bence de olsun. Bayağı bir içim doldu gene. Bunları bir tabiri caizse fışkırtmak lazım. Zamanı, benim de zamanım geliyor geldi, tekrardan. Geldi. Çünkü en son 2010'da çıkardım ben de albümümü. 2010 evet. Albümümü. İnşallah bir tane de kendime yapacağım. Terzi kendi söküğünü ne kadar diker tabii. Bence. Bakacağım. Güzel, güzel. Yapacağım. Stop.
kadar getirecek seni bu sayede. Bu sayede. Şunu sormak istiyorum sana. Ülkemizde müzik, az önce ben açılış anonsunda da söyledim İnanç, çok güzel, çok değerli çocuklarımız var. Alaylı dediklerimiz var. Eğitimini alıp ülkemize gelenler var. Sen benden daha iyi biliyorsun, isim isim biliyorsundur bu arkadaşlarımızı. İşte bir dönem Türkiye'ye gidip Türkiye'de albüm yapmak ve işte ülkemize gelmemek gibi noktalar vardı. Bugün ülkemizden giden adamızdan, bu küçücük adadan gidip Türkiye'de tanınan arkadaşlarımız, çocuklarımız var. İlk programımda, ilk bölümümde, ilk konuğum burada Berk Çomunoğlu'ydu ve maalesef ileride gitmek isterim gibi bir ifade kullandı çocuk. Çocuk diyorum çünkü benim oğlum yaşında Berk. Ne yapsınlar yani? O da onu söyledi. Fakat şöyle bir şey var. Bugün bir O Ses Türkiye'de Lütfiye işte birinci oldu ama o Lütfiye yıllarca burada sahnedeydi. Tabii kimse fark etmedi. Yıllarca fark etmediler bu çocuğu. Buray, pek çok yerde Buray şarkı söyledi burada. Tabii ya. Yani nedense Beyaz şey Show çıktıktan sonra sen çok iyi biliyorsundur bunları. Tabii. Yani bizim çocuklarımızın yurt dışına kaçma sebebi nedir? İşte budur. Budur. Şu renkli ekran mı? Yani bu şu... Yok, arada sıkışmışlıktır bu. Yani kimse çünkü Kıbrıs kanallarına yeterince ilgiyi göstermez. Kıbrıs kanalları da kendini maalesef çok geliştiremedi. Evet. Yani 440p'de falan yayın yaparlar. 460p'de falan bizim kanallarımız maalesef hala da öyle düşük bir seviyededir. Evet. 4K, 8K çıktı artık. Yani çok kötü yayınlarımız var. Maalesef biraz da kendimize batırmalıyız çuvaldızı. İlgi yok. Çünkü production'lar zayıf. Bu sektörde para yok. Bizim doğru. Sektörde bile para kalmamaya yok. Zaten yoktu. Biz kendi aşkımızla, kendi memleket aşkımızla, hasretimizle, çabamızla bir yere getirdik bu stüdyoları. Bu çocuklar şimdi bir şeyler yapabiliyorlarsa bu sayededir. Biz bir basamak olmuşuzdur kendilerine. Aynen. Övünerek söylüyorum bunu. Kesinlikle. Ben hatırlarım memlekette kayıt edeceğim mesela. Yoktu. 13-14 yaşındayım bir stüdyo ararak gittik, hiçbir şey yok. Ve biz 20'li yaşlarda dijital ekipmanlar getirdik. Dünya kadar para verdik. Yani bunlar ailemiz idi, sağdı soldu ve getirdik, başlattık bu ülkeye ilk bu şeyleri. Bilgisayar falan da yok o zaman tabii. Zaten senin eğitimin de eksikliklerden kaynaklanan, tamam yani dört dörtlük olmasını istediğin zaman, istediğin için sen bir de eğitimini aldın tabii, işinin. Aynen öyle. Şimdi buralardan gelip bunları görünce, şimdiki yapıyı görünce değerlendirebilirsin bazı şeyleri güzel ama herkese bunu anlatamam. Yani çocuğa dediğinde gal ya burada yapalım bir şeyler. Kendimiz savaşalım. Güzel. Kendimiz mücadele edelim. Kendi ülkemizde yapalım. Bunu anlatamam bugün çocuğa. Benim de mesela Mehmetçik İstanbul'a gitmek zorunda kaldı. Dayı ben gidiyorum dedi. Benim yanımdaydı yıllarca. Evet biliyorum. Hatta Sim'de de çalıştı çocuk. Evet birlikteydik. Evet Mehmetçik. Şimdi Türkiye'de bir dizide başlıyor oynasın. Oyuncu olarak. Ne güzel. Yolu açık olsun. Ha, o da başlıyor oynasın. Aradık sağa sola sahip çıktılar orada ama yani beni bilenler bilir. Ben bunlara çok böyle olumlu bakan insan biliyorum. Olmamama rağmen kız kardeşimin çocuğu da mecbur kaldım destek çıkayım ben de gitti diye.
Ne yapabilirdi? Ne yapabilirdi? Ama beni bilenler bilir yani. İstediğin kanal açık Türkiye'de. Benim için burada yaptığın şey çok daha değerlidir. Neyi söyleyecektim sana şimdi? Çünkü burada mücadele buradadır. Siz niye gitmediniz? Orası, orada kolaydır orası. Şimdi bir şey soracağım o zaman. 20'li yaşlarda, 13-14 hadi neyse, çocukluk dönemidir ama 20'li yaşlarda dediniz ya, ailelerimizin de desteğiyle bir şeyler yaptık. Niye o zaman gitmediniz? Buraya sahip çıkmak adınaydı. Daha bir farklı bakış açısı vardı gibi geliyor bana. Ben kendimi hep buraya ait hissettim. Güzel. Birçok gençle de bunu tartışırdık. Abi der, ben kendimi buraya ait hissetmem. Ne ben demek o? Ben dünyalıyım falan der çocuk. Ben dedim uzaylı mıyım? Ben nereliyim? Ya ben hep böyle bu buralardan beslendim. Acısıyla, güzel, tatlısıyla. Güzel, ne güzel. Hep buralardan bence beslendim. Kendimi buraya ait hissettim. Ha gitmedim mi yurt dışına? Çok gittim. Bakın portföyüme bakın internette. Bütün ülkeleri gezmişim zaten. Ha. Orada yazıyor yani. Bastığımda düğmeye buradayım, şuradayım, buradayım. Bak alt alta çıkar. Bütün ülkelere gittim. Müzik için gittim. Biliyorum, hep, biliyorum. Hep müzik için. Biliyorum. Ha, yapamadım, kalamadım. Yani burada çeken bir şey vardı. Ya, ben öyle hissediyorum. Ha. Diğer arkadaşlarımız böyle hissediyor. Onlar oralarda bir şey yapmak istiyor. Ben geçen gün gene bir televizyon programında söyledim. Yolu açık olsun. Ha, yolu açık olsun. Evet. Gınamam onları. Tabii ki. Ama dediğim gibi git burada bir odacıkta kayıt yap, bana yolla. Bu daha değerlidir benim için. Orada milyon dolarlık production'ların içinde bir şey yapmak tabii ki çok güzel bir şeydir. Harika gönül bir şeydir. Gönül çok şey ister. Ama ve lakin yani bana göre o kolaydır. Burada mücadele etmek çok daha zordur bu şartlarda. Ya biz gözümüzü, dişimizi, gırnağımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu feda ettik. Burada mücadele ediyoruz. Burada bak çoğu insan inan Şeyboğlu kimdir? Kimdir? Bilmez. Ama devam ediyoruz. Güzel. Ben bilmez miydim Kanal D'ye çıkayım. Krala bir bastım düğmeye. Alo kardeş, al bu klibi yayınla. Bu kadar. Samimiyetten, dostluktan, evet. Hepsi bizim arkadaşımız. Evet. Hepsi. Güzel. Ama dediğim gibi toparlıyorum. Burada mücadele etmek hepimizin bu saflarda görevi. Benim için başka bir önemi, değeri var. Herkes saflarında mücadelesini verse daha çok sahip çıkarız gibi ya geliyor. Ya şimdi fazla idealist gibi görünüyorum izleyicilere ama sen kaçarsan, ben kaçarsam, o kaçar, kime kaldı mı bak, kime kalıyor bu memleket, görün. Güzel. Görün. Kaçın. Nereye gidiyorsunuz? Yerinize birileri gelecek ve beğenmeyeceksiniz o yerinize gelenleri. Burası bizim. Yani gidersiniz, güzel gidin. Yolumuz açık olsun. Ama yerinize gelecekleri, döndüğümüzde bu memleket aynı memleket olmayacak. Anladınız? Yani biraz da böyle düşünün. Çok doğru. Yavaş yavaş böyle bugün kısa kısa sohbetler yapıyorum. Gene girdik bu konulara yılbaşı üstü. Gene ama konumuz bizim. Ben daha doluyum, açlıkmayın beni. Ben sonra söz veriyorum size. İnancı yine yanıma konuk alacağım. Bir sabah böyle uzun uzun müzik. Sen bizim kardeşimiz, eski tanıdığımız, çocukluk arkadaşımız. Çok teşekkür ederim. Kırmadın ya, senle birlikte oldun benimle. Böyle eski çocukluk arkadaşlarıyla da bazı şeylerin sohbetini yapmak çok daha fazla keyif veriyor açıkçası. Hani geçmişi de konuşuruz ama uzun uzun sohbet istiyor. Hani, lazım. Dedi ya, çocukluk arkadaşıyız. Nereden nereye gelmek için ne çabalar harcadığını bildiğim arkadaşlarımdan bir tanesi olduğu için sağ de olasın. Gurur duyuyorum onlarla. Sağ olasın. Ve ben bir başka yönünü daha çok seviyorum. Genç kuşağın elinden öyle bir sıkı sıkı tuttu ki hani albümü, klibi, tanıtımı, işte o dediğimiz yer, bu ülkede de bunların yapılabileceğini gösteren kişilerden bir tanesi. Rica ederim. İnanç. Senin gibi bir kardeşimizden bunu duymak beni her zaman, çok mutlu etti. Her zaman. Çok mutlu söylüyorum etti. Söylemeye de devam ederim. Çünkü sağ bu olsun. Gerçekten öyle. Hani albüm çıktı, hani geleyim. Bir de şöyle bir şey var. Bugün hangi stüdyoya giderseniz gidin, sesiniz olmasa da size bir albüm çıkar. Bunu da buradan söylemek aynen, istiyorum. Aynen. Ses mühendisidir. Ne vallahi ne yapar ne eder size bir albüm çıkar. İsterseniz 2019'da bir albüm aynen çıkarsın. Aynen, ama aynen. Bugün o kadar değerli gençler var. O kadar değerli gençler var. Kendi müzik birikimini bir kenara bırakmayı göze aldı inanç ama az önce kendi de ifade etti, artık yavaş yavaş birikimleri çıkarması gerekiyor. Evet. 2019 yılı içerisinde tahmin ederim ki İnşallah. Konuşur muyuz albümü? İnşallah ya.
Hayalimdir yani. Çünkü besteler hazır. Beste hazır, müzik hazır. Hatta yani bir albümüm bitmiştir. Tamamen master'ı da bitti. Öyle durur. 4 sene oldu artık, usandık ona. Yapma artık. Usandık ve kaldı. Bitti, aldık. O kaldı. Maalesef. Orada durur, bitti yani. Onu da bir ara şey yapayım. Orada falan. Durur. Yazık. Arada bir emeğin var usandık. Orada. Usandık onu yani. Bu iş dediğim gibi farklı dinamikler var bu iş içinde. Dün genç bir çocuk geldi mesela, gene bizim Dudu var, bizim Dudu Pektunç. Bir albümünü yaptık, single, bir de videosunu yaptık. Evet. Çok güzel bir proje. O da işte 15 yaşına falan girdi. Ne güzel. Çok güzel feedbackler aldık. İkincisini mesela istedi. Ses var. İkincisini istedi, hemen yapalım, bir heyecan, bir nasıl yapabiliriz abi. Annesi, ailesi. Bunlar da çok güzel. Bunlar besliyor beni biraz. Ailenin desteği de bunlar çok önemli. Bunlar beni besliyor. Aslında işte bak böyle bugün yılbaşı gecesi çok uzun uzun daha çok müzik dinleyin istiyorum çünkü. Ama müzisyeni de bulunca bunlara da değinmeden olmuyor açıkçası. Hani hadi gelin bir şarkı dinleyelim değil. ben söz veriyorum, açıldıkça açılıyor çünkü konular. Bakın ailesinin desteğiyle gidenler vardır stüdyosuna. Bunları en kısa sürede birlikte olalım. Sen de rahat bir dönemini ayarlayalım ve... Hani ülkemizde müzik nereye gidiyor, ne durumdayız, eksiklerimiz neler, fazlalarımız varsa onlar tabii neler? Bunları görüyorum. Konuşalım. Yapılanları görüyorum. Yani eksikleri görüyorum, artıları görüyorum. Bir toparlamak lazım yani bu piyasayı. Çünkü, nedir ne değildir. Çünkü imkansızlıklar içinden aniden adama imkanı verince sapı da bilir. Çok doğru. Ben bunu da görüyorum bazen. Doğrudur, doğrudur. Yapılanları görüyorum. Çok güzel şeyler yapılır. Hazmede gidilmesi lazım. Çok güzel şeyler yapılır ama bir o kadar da kötü şeyler hepimiz yaptık. Yapmak zorunda kaldık. Onlar da yapar. Ama başka dinamikler gereklidir bu kayıtlar için. Bunların uzun uzun konuşulması gerek. Yapalım. Sırf para konuşalım. İçin yapın. Evet, alın parayı, yapın. Şişirin bütçeyi. Devletten kaynak alın ve yapın. Biz hiç bunu yapmadık mesela. Hiç. Bak ben hiç bir katkı almadım. Biliyorum, biliyorum. Destekten bir lira bile. Biliyorum yani. Bugüne kadar. Ha, burada birçok stüdyo mesela duyarım. Bende var, gelirim analiste. Kim ne aldı, ne yapıldı? Bu kadar milyar proje. Tamam, devletin parası, deniz yemeyen domuzla yapmayın ya. Bu kadar da yapmayın. Bunu yapmayın. Bunu yapmam ben yani. Biliyorum. Sevmem. Ha, böyle hatacıklar var. Şimdi birazcık ben bahsettim. Ufak tefek böyle konuya girdik. Ya buna bahsettim. Duyan o birine söylesin, anlatsın. Bir uyarılın böyle. Bu bir. 2019 mesajımız olsun. Bir uyarılın bunu, hissedin. Böyle şeyleri yapmayalım. Güzel. Düzgün, güzel, kaliteli, her işin olduğu gibi, yapılabildiği gibi güzel şekilde yürüdelim. Ve güzel şekilde yapalım. Müzik piyasamızı toparlayalım. Konuşalım. Daha iyi yere gelebilir. Ne daha yapılabilir? Çok iyi şeyler yapılabilir. Tabii ki ne yapılabilir. Yani evet. Hatta benim bir müzik birliği var beynimde yıllardır ama vakit bulamadık, yapalım. Yapalım, konuşalım ne yapabilirsek. Evet, mesajları da alalım 2019. Neler söyleyeceksin? Evet, bize kalırsa biz hep böyle eleştiriye devam edeceğiz. Kusura bakmayın, size çok çok iyi yıllar dilerim. Nice yıllar dilerim. Sağlık, huzur ve mutluluk dolu. Evet. Yatmaz oldu dizlerime, kanmaz oldu sözlerime, beynimi hep kelepçele, haydi durma gel kilitle. Yatmaz oldu dizlerime, düşünceler kelepçede, haydi durma gel kilitle. Hadi 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 gel kilitle, sakın durma kelepçele. Bakmaz oldu gözlerime, düşünceler kelepçede, haydi durma gel kilitle. Yatmaz oldu dizlerime, düşünceler kelepçede, haydi durma gel kilitle. Kardan zarardan geçmişim, artık umurumda değil. Bu akıl oyunları artık bana göre değil. Haydi inan çekmişin, gelmişini geçmişin. Durma bir dakika daha, vur 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 tekmeyi. Yatmasan da dizlerime, bakmasan da gözlerime, artık umurumda değil. Kalkmasan da sözlerime, bakmasan da gözlerime, artık umurumda değil. We'll be right back.
yatmasan da dizlerime, kanmasan da sözlerime, düşünceler kelepçede artık umurumda değil. Yatmasan da dizlerime, düşünceler kelepçede artık umurumda değil. Hadi 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 gel kilitle, sakın durma kelepçelen. Yatmasan da dizlerime, düşünceler kelepçede artık umurumda değil. Bakmasan da gözlerime, düşünceler kelepçede artık umurumda değil. Kardan zarardan geçmişim artık umurumda değil. Bu akıl oyunları artık bana göre değil. Yatmasan da dizlerime, bakmasan da gözlerime, artık umurumda değil. Yatmasan da dizlerime, bakmasan da gözlerime, artık umurumda değil. Hadi 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 gel kilitle, sakın vurma kelepçele. Bakmasan da gözlerime, yatmasan da dizlerime, artık umurumda değil. Yatmasan da dizlerime, düşünceler kelepçede, artık umurumda değil.